Şentürk'ün bıyıklı hali, Yeniköy kasabı lakabıyla tanınan eski Beşiktaşlı Der Bözkü'ye benzetildi. Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk'ün bıyıklı son hali, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'de Yeniköy kasabı olarak adlandırılan İspanyol teknik adam Vicent Der Bözkü'ye benzetildi. Arkadaşlar, Semih Şentürk bir zamanlar Fenerbahçe'nin çok ünlü bir golcüsüydü. Ama yedek golcü olarak bilinir ve ana kadroda çıkmaz, fakat ikinci yarılarda yer alır ve gerçekten de çok gol atan futbolcuların başına giderdi. Hatta gol kralı da bulunan ünlü bir futbolcumuz. Vicent Del Bosque ise Beşiktaş'ı çalıştırmıştı bir dönem, ama daha öncesinde de Real Madrid'de yıllar ve yıllar boyunca Real Madrid'de çalışmış, Real Madrid'i çalıştırmıştı yardımcı teknik direktörlükten. Efendim, Real Madrid'in birinci teknik direktörlüğüne kadar yükselmiş, büyük başarılara imza atmıştı ve gelirken de şunu söylemişti: benden hemen acilen başarı beklemeyin, çünkü başarı öyle acilen gelmez, benim Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi tanımam lazım. Türkiye'nin de ve Beşiktaş'ın da futbolcuların, yöneticilerin, seyircilerin de bana alışması lazım demişti. Beşiktaş'ın başında Yıldırım Demirören bir dönemde federasyon başkanlığını yapan Beşiktaş'ın başkanı olarak Yıldırım Demirören bulunuyordu Beşiktaş'ın başında. Ve fazla dayanamadı başarısızlığa, ilk yarının sonunda maalesef Del Bosque'yi göndermek zorunda kaldılar. Halbuki Del Bosque'ye kesinlikle baştan, kesinlikle hemen başarı beklemeyin diye söylemesine rağmen dayanamadılar. Birkaç başarısızlık, Avrupa'da birkaç başarısız sonuçları sonucunda Del Bosque görevinden alındı. Ve neticede Del Bosque ne oldu? Real Madrid'de, pardon, İspanya'ya geri döndü. Hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu yaptı İspanya'yı ve dünyanın sayılı teknik direktörleri içinde yerini aldı. Maalesef biz sabredemedik ve gönderdik ve o zaman da Ahmet Çakar, Ahmet Hoca, ünlü hakemimiz, şu anda yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Del Bosque için Yeniköy kasabı demişti. Ben pek yakıştıramamıştım Ahmet Çakar'a bu tabiri. Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Çünkü dünya çapında ünlü olan, babacan tavırlarıyla bilinen bir isim Del Bosque'ye ve Ahmet Çakar, yani futboldan pek anlamayan duruşuyla, görünüşüyle, bıyıklı haliyle Yeniköy kasabı adını vermişti, lakabı takmıştı Del Bosque'ye. Kasapları kesinlikle küçümsemiyoruz, kasapları kesinlikle dışlamıyoruz, ama Del Bosque'yi küçümseyici bir tabir kullanarak aslında bir nevi Del Bosque'yi de ve onun da yanında kimleri de küçümsemişti, kasapları da küçümsemişti. Şimdi de Semih Şentürk'ü Yeniköy kasap olarak adlandırıyorlar. O görüntüler şöyle bir görelim arkadaşlar. Evet, karantina döneminde imajını değiştirenler kervanına eski Fenerbahçe futbolcu Semih Şentürk de katıldı. Deportes Report hesabını paylaştı. Eski futbolcunun büyüklü fotoğrafına sosyal medyadan yorum yağdı. Evet, Semih Şentürk'ün fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben kendimi şöyle bir yukarı alayım, fotoğrafını görüyorum. Evet, hatta ben kendi fotoğrafımı dışarı alayım biraz. Evet, Semih Şentürk'ün son hali bu arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Semih Şentürk'ü Del Bosque'ye benzettiler. Bir kullanıcı, Semih'in büyüklü halini bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'ye Yeniköy kasabı olarak adlandırılan İspanyol teknik adam Vicent Del Bosque'ye benzetti. Ve fotoğrafın altına Vicent Del Bosque'ye yazdı. Görüyorsunuz. Del Bosque de burada arkadaşlar. Evet. Del Bosque'yi de böyle görüyorsunuz arkadaşlar.
Derbeşke'nin yanına kendi fotoğrafımızı da koyalım. Futbolculuk döneminde yedekten gelerek attığı goller nedeniyle nöbetçi golcü lakabını alan Semih Şentürk için hala yedekte bekliyor gibi yorumu da dikkat çekti. Evet, Derbeşke'yi de görüyorsunuz arkadaşlar. İspanya'nın ünlü teknik adamı. Fakat biz maalesef kadro kıymetini bilemedik diye düşünüyorum. Ve Yıldırım Demirören'le teessüflerimi bildiriyorum bu konu hakkında. Evet, hala yedekte bekliyor. Semih Şentürk'ün fotoğrafı da burada arkadaşlar, önceki fotoğrafı da. Evet, Semih Şentürk'ün son halinde tekrar bir görelim. Şentürk Bözke'ye de benziyor mu? Evet, Semih kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. Hoşgörüsüne sığınarak buradaki fotoğrafını kendisine gösteriyoruz ve kendisine selamlarımızı sunuyoruz. Bu koronavirüs zamanında kendisinin bu halini sosyal medyada paylaşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında da kendisine mutluluk, huzurlar diliyoruz arkadaşlar. Bütün Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara, Real Madrid'i sevenlere, Derbeşköy'e hayranlarına da selam olsun. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a iman olun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve beğeni butonlarına basmayı da unutmayın. Aziz dostlar, Allah'a iman olun.